Cemevimizin inşaat başlangıç tarihi 2007 yılıdır. 2007 yılından bugünkü sürece kadar bu çalışma halen devam ediyor. Henüz bitmemiştir. Yani %80 inşaat kısmı bitmiş durumdadır ama etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi, inatsal faaliyetlerimizi, diğer sosyal faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Herhangi bir eksiklik söz konusu değildir. Elimizden geldiği kadar çaba bu konuda gösteriyoruz. Tabii ki Aydın coğrafya olarak güzel bir memleket. Yani tarihiyle, kültürüyle, coğrafi yapısıyla, fiziki yapısıyla, sosyal yapısıyla çok güzel bir memleket. Tarihin yaşandığı, tarih olayların yaşandığı bir diyardır. Bizler de özellikle 1950'lerden sonra buralara göç edip gelmişiz. Özellikle Erzincan, Erzurum, Tunceli, hani Dersim coğrafyasından çoğunluğa gelip 1956'larda filan buraya Çeşitepe denilen şu köye yerleşmişler. Bu köyün ilk kuruluşu 1800'ün sonlarında gelen Çerkezlerdir. Daha sonra Balkan göçmenlerinden buraya geliyor. Daha sonra yani Anadolu'dan gelen göçmenlerle birlikte farklılıklarımızı hiçbir zaman ortaya koymadık. Hep birlik, beraberlik içerisinde, güzellik içerisinde, insan sevgisi temelinde bu diyaloğu biz sağladık. Herhangi bir ayrım, herhangi bir şey, durum söz konusu olmadı. Ve olmayacak da, böyle bir şey olmayacaktır. Bu çünkü bir insan sevgisinden kaynaklanan bir duygudur. Bu duyguyu tüm dostlarımızla, tüm farklılarımızla, tüm insanlarımızla bunu paylaşırız. Sonuçta insan değeri bizde kutsiyet olduğu için bu anlamda bu hizmetimizi veriyoruz. Bu anlamda da tüm dostlarımıza saygı temelinde, sevgi temelinde bu hizmetleri yürütüyoruz. Ayrıca elbette ki Cemev'in herhangi bir destek filan kimseden almadı inşaat yapımı. O hatırlıyorsam herhalde o zaman 10 bin lira kadar bir arsa bedeli vardı. Yine bu arsa bedelinin parasını canlarımız ödedi. Ve böylelikle inşaatımızı başlamış olduk. Dönem dönem kısmı maddi yardımlar da gelse de pek o kadar cazip değildi. Yani bir tatmin edici bir yardım falan gelmedi. Sonuçta canlarımızın emeğiyle, gücüyle, onların vermiş olduğu rıza lokmasıyla cemevi inşaatı büyük bir çalışmayla hızlandırılıp yapılmıştır. Aynı zamanda bunun yanında da insanlar bedensel gücünü de kullanarak büyük bir emek sarf ederek bugünkü aşamaya biz bunu getirdik. Biz tabii ki kurumsal anlamda yani kurumlardan filan yardım alamadık. Sadece son zamanda işte belediye çok az bir miktarda, Büyükşehir Belediyesi geçen sene yani bir miktar yardım etti, çok az bir miktar. Ondan sonra işte çevre temizliği, şu bu vesaire böyle küçük şeyler konusunda, yardım konusunda, işte temizlik konusunda, şu konusunda başka da biz bir yardım alamadık ve istemedik de, daha doğrusu istemedik de yani. Çünkü biz hani her şeyin helalından olsun, emeğimizden olsun, çünkü emek bizim için çok kutsaldır. Bu anlamda canlar gönüllerini, düşüncelerini, fikirlerini, güçlerini, bedenlerini ortaya koyarak bu binayı yaptık. Bugünkü aşamaya geldik. Halen de bu böyle devam ediyor. Etkinliklere gelince elbette ki burada faaliyetlerimiz olmuştur yani. Çünkü cemevler sadece cenaze kaldırma, cenaze erkanı yürütme yeri değildir. Tüm sosyal faaliyetleri içinde barındıran etkinliklerimiz de olmuştur. Bunlar saz kursu olmuştur, dil kursu olmuştur, efendime söyleyeyim. Hatta yeni bir kuaför kursumuz açılacak pek yakında. Onu da şeyin desteğiyle, İl Kültür Müdürlüğü'nün desteğiyle şu anda yer temin etmişiz yukarıda. Bunlar devam etmiştir. Bunun yanında inansal olarak tabii ki biliyorsunuz Alevilik'te Cem muhabbettir yani. İnanç muhabbet, yani hani Muhammed olmadan muhabbet olmaz bir anlayış vardır. Yani muhabbetin içeriği tabii ki özümüzü ortaya koyan, varlığımızı ortaya koyan, tüm inançsal felsefemizi ortaya koyan, düşüncelerimizi ortaya koyan bir muhabbettir. Tabii bunlar hepsi insani temelde, insan sevgisi temelinde olan muhabbetlerdir.
Birlik cemleri yapılmıştır, Hızır cemleri yapılmıştır. Yaz Matem ayında Muharrem cemi dediğimiz Muharrem cemleri düzenli olarak yapılmıştır. Canlarımız ciddi anlamda katılım sağlamıştır. Hatta biz bu cemleri yaparken hiçbir insan ayrımı yapmadan cememize diğer dostlarımızla, yani efendim şu mezhepten de şu etkinlik diye bir ayrım yapmayarak herkes o cemimize katılmıştır. Herkes pir huzurunda duasını almıştır, gülmengini almıştır, lokmasını almıştır ve öylece vedalaşıp gitmiştir. Bu halinde öyle devam ediyor. Tabii ki Muharrem ayında 12 gün biz oruç açma yemeği diyelim. Yani o yemekler yine canların katkısıyla, yani öyle şatafatlı yemek falan değil. İşte mercimek çorbası, bulgur pilavı, ayran, kuru fasulye, bu temelde yine canlarının şeyiyle yine o da lokma niyetinde pişirerek o şekil 12 gün hizmetimizi bu şekilde vermişiz. Diğer bir yandan tabii ki bu hizmeti verirken elbette ki günün anlamı ve önemi üzerinde Kerbela vakası, Kerbela hadisesi hep işlenmiştir. Tarihiyle birlikte hep anlatılmıştır. Bu muhabbetlerimizde özellikle Perşembe Cuma'ya bağlanan gece çırak uyandırarak pir huzurunda, dede huzurunda, canlar huzurunda bu muhabbetlerimiz olmuştur. Sazlı, sözlü bu muhabbetlerimiz de olmuştur. Elbette ki tüm toplumu ilgilendiren bir takım hadiseler, bir takım olaylar karşısında da elbette ki tepkimizi de koymuşuz. Basın açıklamaları da olmuştur. Mesela 2 Temmuz Maraş katliamı, efendim söyleyeyim birçok ülkede yaşanan olumsuz olaylarla ilgili anma günleri, bu tip etkinliklerimiz de Cem Evi'nde her dönem dönem yapmıştır. Ve yeri zamanda gelip basın açıklamasıyla Aydın Kent Meydanı'nda bu tip diğer kitle örgütleriyle birlikte, diğer kurumlarla birlikte basın açıklamalarıyla bu günün anlamının önemi üzerine anma törenleri yapılmıştır. Pandemi süreci küresel bir sorundu. Tüm dünyayı ilgilendiren bir sorundur. İçler acısı bir sorundur. Yani böyle bir virüs yayıldı. Evet, bu virüs ne zengini tanıdı ne yoksulu tanıdı ama herkese bulaştı yani. Tabii ki sonuçta insan zarar gördü. Toplum zarar gördü. Yani emekçiler zarar gördü. Bütün kesimler zarar gördü. Tabii ki genel bir hastalık olduğu için insanlar doğru dürüst çalışamadı. İş yerleri kapandı. Halen de devam ediyor bu süreç. Tabi durum böyle olunca tabii ki toplum fakirleşti, toplum yoksullaştı. İster istemez toplum bu konuda çok zahmet çekti. Halen de çekiliyor bu durum ama bu durum bize düşen bir görev vardı. Yani şöyle diyelim, mesela bazı canlarımız hani sağ elin verdiği sol elin görmediği anlayışıyla, böyle bir anlayışla gelen yardımları biz canlarımıza ulaştırdık. Yani bu elbise olurdu, gıda yardımı olurdu, başka bir yardım olurdu. Bu şekilde o canlarımıza kim mağdur, kim durumu iyi değilse bu süreçte götürüp ulaştırabiliyorduk. Halen de bu devam ediyor. Yani gelen yardımlar Cenevi kanalıyla, yöneticilerimiz kanalıyla gerçekten mahalledeki yoksul, ihtiyacı olan insanlarımıza götürüyoruz. Gelebilecek bir yardım varsa öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Pandemi sürecinde böyle ama pandemi sürecinde tabii ki biz herhangi bir faaliyet falan yürütmedik. Yani cem evinde bir cem yapma, efendime söyleyeyim diğer etkinlikleri falan yapmadık. İnsan sağlığı düşünerek hani fazla bir zarar gelmemesi açısından cem evlerimizi kapalı tuttuk. Yani ilk zaten bu pandemide ibadethane olarak ilk uyanına cem evler oldu, Alevi kurumlar oldu bu konuda. Bu nedenle fazla bir faaliyet yürütmedik. İşte tesadüf bugün 17 Mayıs'ta bugünkü açılımla birlikte işte sizin gelmeniz de bir tesadüftür belki de. İlk defa sizinle cem evinde buluşuyoruz. Faaliyetimiz de bu konuda başlamış olduk yani. Tabii ki yani mesela üniversite öğrencileri geliyor, yani bir takım bilgi almaya çalışıyorlar. Biz de onlar da bazı konularda hazırlıklarını yapıyorlar okullarda. Biz yeteri kadar bilgi anlamında, Alevi öğretisi hakkında biz onlara bilgi verdik. Dediğim gibi işte gençlik kolunda işte zakirimiz Hüseyin Şener'di.
Hüseyin Şenek kendisi de öğrenci olmasına rağmen bu konuda gençlik olarak yani saz çalışması, mey çalışması, efendime söyleyeyim Alevi deyişleri üzerinde gelmiş geçmiş bütün sadıkların, dervişlerin, ozanların üzerindeki çalışmalarını gerek yazılı gerek sözlü ifadeyle dile getirmişiz. Bu etkinliklerimiz olmuştur. Onları kendi öz kültürümüzle, o öz varlığımızla, bizim yol önderlerimizle bu konuyu, bu hizmeti de o şekilde arkadaşlarımız devam ettirmiştir. Sema ekibimiz daha önce, şöyle diyeyim, Sema ekibi böyle bir çalışmamız oldu. Güzel de bir çalışmamız oldu Sema ekibi. Bir iki sene bu konuda bir çalışmamız oldu. Biz Sema ekibi yaratıldı. Tabii genelde Sema en çok da iştirak eden, gönül veren genelde genç kızlarımız oldu, bayancanlarımız oldu bu konuda. Sağ olsunlar, tabii onlar da o yaşta 12, 13, 14, 15 yaşlarına geldi. Sonra da tabii bir yaş büyüyünce kimisi üniversiteye gitti, kimisi başka bir hayata karıştı, evlendiler. Bu nedenle son zamanlarda ona biraz ara verdik. Şöyle diyeyim, ara vermemizin sebebi de şu, yani semah özüne doğru olmalı. Yani şekilden uzak, ritüellerimiz biliyorsun yani hani efendim söyleyeyim bakıyorsun ya bugün semahın içinde birçok enstrüman koyarak biliyor musun? Öyle şekil hareketlerle yapıyorum. Tabii ki bu kabul edilecek bir şey değildir. Yani çünkü semahtaki esas amaç haka varmaktır, ulaşmaktır. Bunu da özellikle biz doğal olarak yaşlılarımız, cem esnasında yaşlı bayanlarımız, yaşlı yani orta yaşlı canlarımız, genç canlarımız kalkıp en doğal şekilde yani 100 sene önce, 50 sene önce pirlerimizin, dedelerimizin yahut Alevi canlarının taliplerinin yürütmüş olduğu sema cemimlerimizde yürütüyoruz. Ama bilimsel temelde henüz bir çalışmamız yok. O çalışma da oldu. Dediği gibi o da biraz kısır geçti. Neden geçti dersiniz? Çünkü o da biraz maddi problem vardı. Yeterli kadar desteği sağlayamadığımız gibi yani bir taraftan cemevinin inşaatı devam ediyor. Bir taraftan da onun gücümüz yetmediği için tabii fazla yürütemedik ama genelde de iyidir. Yani henüz o çalışmanın ürünü devam ediyor yani. Bilgi olarak, hareket olarak henüz yani yapılıyor, fiziki olarak yapılıyor, gösteriliyor yani. Aydın genelinde belki de bu, Aydın genel dedim yani Merkez Çeşitepe dahil belki bu rakam sayı 10 bini bulur ama genel olarak Aydın'da bu nüfus 50 ile 100 arasında konuşuluyor. Tabii ki bir de yerli Türkmen Aleviler var. Yani Tatarcı Aleviler dediğimiz Çepniler var, Yörük Aleviler var. Tabii bunlar da bu kapsamın içine alırsan bu sayı belki de 100 bini bulur yani. İbadethane kapısıdır. Hani Hazreti Muhammed'in bu konuda bir hadisi var. Hani ben ilmin kapısıyım, ben ilmin şehrim, pardon, Ali kapısıdır. Bu kapı tamamıyla ağaç oyma el yapımıdır. Bundan makine filan kullanılmamıştır. Tamamıyla el yapımıyla kullanılmıştır. Şurada 72 halka vardır motif olarak. Bu 72 milleti kucaklamak anlamındadır. Bu da yola bağlı ifade eden kemer anlamındadır. Bu cümleyi bir daha okuyayım. Yani şöyle şu kemer yani yola bağlı olan yani sarılma, insanı kucaklama daha doğrusu. İnsanı kucaklama. Girişte 12 yıldız, 4 kapıyı andıran bir şeyimiz vardır. Burada bir, yani şeriat, tarikat, marifet, hakkat anlamında. Yukarıda 12 yıldızlı bir şeyimiz tamamıyla. Evet, o da 12 imamları simgeleyen bir yıldızdır. Burada da bu motifte de tamam bir sema, bir bayan, bir erkek sema gidiyor. Sema motifi var üzerinde. Yine aynı şekilde kucaklama, üstte aydınlanma, ışık. Çünkü bizim yolumuz aydınlık yoludur, ışık yoludur, bilim yoludur. O meşale de onu andırıyor. Yaklaşık 350 metreye yakın bir rakam çıkıyor. Yani ibadet meydanı, cemevi, ibadet hanesi burası. Dört ana direk üzerine kurulmuştu. Bu dört ana direk dediğin gibi dört kapıyı andırıyor. Yani dört makamı andırıyor. Yine şeriat kapısı, marifet kapısı, hakikat kapısı ve tarikat kapısı. Burası yemekhane. Yemekhane sadece masa sandalye bakımından biraz zayıftır. Yani 500 kişiye hizmet verecek bir kapasitede. Bura mutfağımız.
son sistem, yani hijyen teknik makineler, araçlar kullanarak o şekilde hizmet veriyoruz. Burası morg yeri, 3 tane şey vardır. Dolap var, 3 göze, işte 3 kişiyi hizmet verecek bir kapasitede. Bu raylı sistem üzerinden cenazeyi yukarı çıkarak daha kolay bir şekilde yorulmadan hak meydanına götürüp, helallik meydanına götürüp orada ibadeti, hizmeti yürütmeye çalışıyor. Daha erenlerimizin, evliyalarımızın, pirlerimizin, semazenlerimizin motifleri vardır. Evet, bu giriş kapısından girerek içeriye doğru gidiyor. Değerli canlar, Cem evimizin dişten görünümüyle ilgili az da olsa bir bilgi vermek istiyorum. 1000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilmiştir. 3 kattır. Toplam 3000 metrekareye yakın bir alan içerisinde bu hizmeti tüm canlarımıza götürmeye, icra etmeye çalışıyoruz.